21. Bayim Olur Musun Fuarı'ndan Mediaforce Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ömer Bey ile birlikteyiz. Hakan Bey, markaları büyüten fuar mottosuyla her yıl büyüyerek giden bir fuar olarak gidiyorsunuz. Siz neler söylemek istersiniz? Bugün de çok yoğun bir kalabalıkla açtınız fuarı. Evet, çok teşekkür ederiz. Hakikaten de yoğun bir kalabalıkla açıldı ve çok da keyifli olacak. Her yıl büyüyoruz. Biz tabii, bizim büyümemiz markaların büyümesi. Markaların büyümesi endüstrilerin büyümesi. Yani Türkiye ekonomisinin büyümesi. Franchising kavramı ya da franchise kavramı Türkiye'ye yeni gelmiş bir kavram ki biz 20 yıl önce bayilikle eşleştirerek onu kullandık. Bayim olur musun ve franchising olarak. Bayilik daha yaygın bir kavram ama franchising çok bilinen bir şey değil. Hazır yeri gelmişken bir hoca edasıyla bunu da söyleyeyim. Franchising bir işletme biçimiyken bayilik sadece bir ürün üzerine kurgulanan bir çalışmadı. O yüzden de işletme bazlı bir çalışmayı franchising dediğimizde kullanıyoruz. Söyleyecek çok şey var ama biz söylersek ayıp olur. Çünkü biz sonuçta bu fuarın organizatörüyüz. Katılımcılara sormak lazım, ziyaretçilere sormak lazım. Ama geçen sene ben tek tek sizler gibi standlarla röportaj yapmıştım. 50 tane firmanın neredeyse 49 tanesi çok memnunuz, harika bir fuar demişlerdi. Tabii ikinci gün, üçüncü günden sonra şimdi de çok güzel. İçeride çok güzel bir ticaret yapılıyor. Bizim en büyük gücümüz 20 yıllık bir portalı yöneterek bu nitelikli yatırımcıları zaten o portalda bir araya getiriyoruz. Böyle bir gücümüz var. Yani yaklaşık 40 bini aşkın insan bizim portalımızda kayıtlı. Fuara da geliyorlar. Fuarın dışında da onlarla temas halindeyiz. Ve markaları daha sıcak görüşmelere almaya çalışıyoruz. Bu sene bununla ilgili de bir franchise yatırım koordinatörlüğü diye bir departman oluşturduk. Markalarla yatırımcıları bir araya da getirmeye başladık. Ayrı bir yapı olarak ama fuarın dışında ayrı bir yapı olarak o da bize güç kattı. Ana sponsorumuz Reston Türkiye çapında lokasyonları bulmakta çok yardımcı oluyor bize. Yani yeni bir yer açılacaksa oradaki yerlerin bulunması, kiralanmasına yardımcı oluyor. Şöyle kabataslak baktığımızda Türkiye ekonomisine %20-25 gibi bir katkı sağlıyor franchise sektörü. Bugün açılış konuşmasında da dile getirdim. Gene söyleyeceğim ama Ankara devlet erkanı henüz franchise bir sektör olarak görmüyor. Çünkü haklılar, bir hizmet sektörü var burada ve birden çok firma, daha doğrusu birden çok sektöre hitap ediyor. Ama dünyada neyse burada da o olacaktır. Ona eminiz. Dünyadaki fuarlara katılımlarda onların destekleri çok değerli. Görüşüyoruz. Sayın Ticaret Bakanımızla da mutlaka görüşeceğiz. O bizi daha iyi anlayacaktır bu konuda. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler.